Selamlar, hoş geldiniz arkadaşlar. En son Ramazan ayında Modsuz, Çakal Kablosu isimli bir Mountain Blade 2 Bannerlord oynamıştık. Ben devamlı oynamaya devam ettiğim bir oyun. Bayağı da oynadım. 2000 saate yakın oynanışım var. Ve modlu bir şekilde bayağı haşır neşir oynuyordum. Dedim ki ya dedim artık bir seri yapma zamanı geldi. Aklımda ilk önce kanal için bir tane seri, canlı yayın değil kanala özel bölüm halinde seri yapmak vardı. Fakat dedim ki bu çok uzun sürecek bunu oynaması. Ve devamlı oyuna yeni güncellemeler geliyor. Modlar devamlı bozuluyor. Benim bunu canlı yayınlarda oynamam çok daha doğru olacaktır dedim. O yüzden canlı yayınlarda modlu ve fazlasıyla modlu, süper modlu bir seriye başlayacağız. Modlu başlamamızın sebebi oyunu farklı şekilde oynamak. Zaten modsuz bir şekilde, %100 bir şekilde hani her bütün kıtayı, bütün kaldırazıyı alarak bitirdiğimiz bir serimiz var. Bir de bunun modlusunu oynayalım. Tabii ki aynı karakter değil ama modlusunu oynayalım. O yüzden dedim ki bir modlayayım, biraz test edeyim, karakteri hazırlayayım falan. Hep beraber ne olacağını bir görelim dedim. Buradaki amacım yani kafamdaki RP şu şekilde. Hazır bir lord olarak oyunun en başında başlasak nasıl olurdu? Direkt bir lorduz, toprağımız var ve bir krallıkta hüküm sürüyoruz. Nasıl olurdu diye. Bu yüzden de Kuzey İtleri seçtim ve Kuzey İtler'de hazır bir lord olarak başlayacağız ve modların yardımı ile krallığı kendimiz ele geçirmeye çalışacağız efendim. Şimdi önce karakteri biraz daha tanıtacağım sizlere. Şöyle geldiğimizde arkadaşlar. Klanımızın ismi Borjigit. Aslında o Borjigin gerçekte de biz onu Borjigit yaptık. Temujin isimli karakterimiz var. Yani birazcık tarihten esinlendik ama öyle hani Cengiz Han'ı oynamıyoruz onu söyleyeyim. Cengiz Han kafasıyla oynamıyoruz. Cengiz Han kafasıyla oynarsak herkesin kellesini almamız, orada da karı kız bırakmamamız lazım. Bunu Bannerlord yapmak çok da sağlıklı bir şey değil. Kardeşimiz var. Senaryoda bize eşlik edecek. Küçük erkek kardeşimiz büyüyor ve bu senaryoda kız kardeşimiz Alt'te de 18 yaşına gelmiş durumda. Seviye 3 bir klanı oynayacağız. Ve gördüğünüz gibi toprağımız var. 2 tane. Bir tane şehrimiz var ki fazla gelişmiş bir şehir değil. 1700 refahı var. Şehrimiz var. Bir tane de kalemiz var. Kalemiz de çöp bu arada. Gerçekten çöp. Surları bir hiçbir şey gelişmemiş. Hatta şöyle göstereyim sizlere. Bu arada çok özür dilerim. Kulaklığı takmamışım, ses dışarıdan geliyor. Şunu bir halledeyim arkadaşlar. Dikkatimi dağıtıyor. Özür dileyerekten. Tamamdır. Hallettim. Gerçi ben arkaya her türlü müzik koyacağım ama kenti yönetildiğimizde kent çöp. Görüyorsunuz. Yani hiçbir şeyi doğru dürüst yok. Kalemiz de aynı şekilde. Seviye 3 bir klan olarak 84 yılında başlayacağız oyuna. 1084'te paramız işte 30-40K kadar. Nüfusumuz şu anlık yok. Onu ben ayarlarım. 150-200 nüfus veririm. Şuradan Kuzeyitlerden baktığımızda arkadaşlar Borjigit klanının fakir mal varlığı. Fakir bir klanız abi biz. Diğer klan üyelerimiz. Hemen onlara geçmek istiyorum. Diğer klan üyelerimizi tanıştırayım sizleri. Mucit no Nokan. Daha eski zamanlarda babamızın yanında da görev yapmış Mucit Nokan. Demircilik ve efendime söyleyeyim, mühendislikten anlayan mucitimiz. Dişi Kurt Didin, izcimiz. Tam bir atlokçu kendisi. Tam bir izci. Tam bir bozkır hatunu. Bir tane de merhametli şifacımız var yanımızda. Aşırı abanmadım takipçilerin özelliklerine. Gördüğünüz gibi yettiği kadarıyla. Kendime de o şekilde abanmadım. Kardeşimiz zaten böyle geliyor. Kardeşimize de dokunmadım. Sadece statlarını verdim. Kız kardeşimize de çok fazla ellemedim. Bu şekilde oyuna başlayacağız canlı yayınlarda. Şimdi mod tanıtımına gireceğim bu arada. Birazdan modları göstereceğim size ve modlar doğrultusunda da hem RP'de ileride neler yapmaya çalışacağımızı anlatacağım. Yani efendime söyleyeyim, Borjigit klanı ve Temujin karakteriyle, Temujin ya da Timuçin demek istemiyorum da Temujin karakteriyle bir Kuzeyitli olarak hayatımıza canlı yayınlarda başlayacağız. Bu yayınlarda çok fazla arena falan yapmak istemiyorum çünkü yani şöyle söyleyeyim sizlere. Çakal Carlos'ta yaptığımız sıkıcı şeylerin çoğunu yapmayacağız.
Çakal Carlos'ta demircilik kasmamıştık. Bunda demircilikle paramızı yapmaya çalışacağız. Savaşlar yapacağız. Ama bir yandan da Kuzey Et'in çok güçlenmesine izin vermeyeceğiz. Çünkü birazdan tanıtacağım diplomasi moduyla arkadaşlar şu anda Kergit Klanı yapmış. Krallıkta iç savaş çıkartıp ve işte iç savaşı kazanırsanız da krallığın başına geçebiliyorsunuz. Bunun için krallığınızın klanınızın krallıktan daha güçlü olması veyahut da mesela Kergit klanının isyanına şu an katılırsam, hatta katıldım, gördüğünüz gibi arttı. Ama tabii şu an oyunun çok başındayız ve krallık güçlü. İki klan şu an krallıkla baş edemiyoruz. Biz tabii güçleneceğiz, kendimizi geliştireceğiz. Sonrasında da efendime söyleyeyim, Kuzeyte artık kaç yılına denk gelir bilmiyorum. Kimler hayatta kalır, kimler ölür bilmiyorum. Kuzeyte de biz hüküm sürmeye, Kuzeyt'in lideri biz olmaya çalışacağız. Bu arada oyunun zorluk ayarlarımızı da gösteriyorum. Bu kadar mod kullanıyorsanız tabii ki de oyun zorluğu Bannerlord efendim. En zorda oynayacağız. Hiçbir ayara dokunmayı düşünmüyorum. Belki takipçi ayarı, takipçilerin ölmemesi. Bakarız ona canlı yayında karar veririz. Iron Man modu falan da var ama bu kadar çok arkadaş şu an açamıyorum gerçi. Bu kadar çok mod varken Iron Man oynamak çok sıkıntılı. Yani modlarda bir sıkıntı olursa, save'de geri dönmemiz gerekirse sıkıntı çekeriz. O yüzden en zorda, bütün ayarlar full en zorda. Kuzeyitlerle bakalım neler yapabileceğiz. Biz daha çok güneyin koruyucusu kıvamında olacağız. Hem Hüsnü Fok diyorum ya. Hem Aseray hem de Güney İmparatorluğu'na karşı bu cepheleri koruyan biz olacağız. Her savaşa langur lungur dalmayacağım. Adam kaybetmemeye çalışacağım. Krallığı birazcık kendi haline bırakıp kendimizi geliştirmeye çalışacağız ilk 5-10 yılda. Evleneceğiz. İşte çocuklar yapacağız. Onları büyüteceğiz. Geliştireceğiz. Bu şekilde hem krallık içerisinde, kendi krallığımız içerisinde yükseleceğiz. Hem de Kuzeyt'in yavaş yavaş, daha doğrusu Monçuk'un yavaş yavaş ipini çekmeye çalışacağız. Ha, kafamız atar, çıkar kendi krallığımızı da kurabiliriz. Ona da artık ne olacağını hep beraber göreceğiz. Okey. Karakteri anlattım, RP'yi anlattım. Arkadaşlar aslında ben bunu sizlere böyle bir videoyla, böyle güzel sinematikli bir şeyle anlatmak istiyordum. Fakat RTS kamera isimli bir mod kullanılıyor bununla ilgili. Mod şu anda çalışmıyor 1.6.4'te. Bu arada oyunu 1.6.4'te oynayacağız. Ve bu seri bitene kadar da 1.6.4'te kalacağım. Oyunu zaten 1.6.4'e sabitledim şu anda ki modlar bozulmasın diye. 1.6.5, 1.6.6 falan çıkarsa artık onlara geçmeyeceğim. Bunu da bitireceğiz seriyi. Zaten fark ettiyseniz hani ilk 5 senede yapacaklarımız şu an çoktan yapmış olduk. Hani klanı seviyeyi 3'e çıkart. İşte efendime söyleyeyim, Kuzey'e de katıl. Kuzey sana toprak versin. Ondan sonra başta kısmını zaten atlamış oluyoruz. Biraz da böyle hızlandırılmış canlı yayınlarda böyle hani zevkli kısımlardan başlayacağız direkt. İşte demircilik kasma olsun. Zaten yüklediğim modlardan daha farklı şeyler de var. Yani görevler olsun ki çok güzel görevler var oyunda. Hepsini yapacağız. İçiniz rahat olsun. Okey, karakteri tanıttım sizlere. Temujin, Bojigit klanı ve Temujin'in ailesiyle birlikte bir Bozkır kurdu olarak hikayemiz başlıyor. Şimdi gelin modları bir sizlere göstereyim. Hangi modları kullandığımı. Mod sitesi hazırlamayacağım. Direkt bu videoyu zaten referans alacaksınız. Çünkü modları hem göstereceğim hem de modları sizlere açıklayacağım. Hadi o kısma geçelim. Evet arkadaşlar, modlar kısmı. Modları kurmak için Vortex programını kullandım. Mod nasıl kurulur diye bir video anlatmayacağım. Vortex'te mod nasıl kurulur diye bir video ararsanız, Türkçe yazsanız 50 milyon tane şey çıkıyor zaten YouTube'da. Oradan bakabilirsiniz. Şimdi ben hızlıca sizlere modları tanıtmak istiyorum. Çok da fazla vakit almak istemiyorum. Videoyu çok uzun yapmak istemiyorum. Burada ilk modumuz bizi karşılayan looterların, yani çapulcuların sayısını arttıran mod. Daha fazla çapulcu olacak. Daha yüksek seviyelerde çapulcular olacak ki ordumuzu rahat rahat kasabilirim. Yani 100-200 çapulcuyla falan kapışabileceğiz. Bu da ordu kasmada bize çok yardımcı olacak. Bu modun kısaca olayı bu. Diplomasi. Biraz önce sizleri tanıtmıştım. Çok önemli bir mod. Krallıklarla, başka krallıklarla ittifaklar yapabiliyorsunuz, ittifak oluşturabiliyorsunuz. Direkt para yardım yapabiliyorsunuz kendi krallığınıza, direkt toprak verebiliyorsunuz. Ya bir dünya yapılacağınız olay var. İsyan çıkartabiliyorsunuz krallığınızda, sizin krallığınızda isyan çıkabiliyor, onları bastırabiliyorsunuz gibi gibi diplomasi modu. Zaten biraz önce gösterdim ki asıl serinin temeli bunun üzerine kurulu, bu mod üzerine kurulu. Bunu da böylece atlamış olduk. Detailing Character Creation zaten adı üzerinde detaylı karakter oluşturmamızı sağlıyor. Kardeşimizin yaşlarını falan buradan ayarladım. Tavsiye ederim.
Hani mesela başladınız, benim gibi RP yapacaksınız. Devam sıfırdan baştan başlamak istemiyorsunuz. Kardeşinizi direkt büyütebilirsiniz ya da küçültebilirsiniz. Kendinizi çocuk falan yapabilirsiniz gibi gibi özellikler var. Buradan istediğiniz gibi karakterinizi ayarlayabilirsiniz. Detailing Character Creation. Evet, Pregnancy Control arkadaşlar. Hamileliğinizi eşinizle ilişkiye girme aralığınızı ayarlayabiliyorsunuz. Siz konuşmadan ilişkiye girilmiyor. Gidiyorsunuz ve diyorsunuz ki karıcığım bugün çok güzelsin, arkadaşların çok güzel. Şş, gelsene sen şöyle deyip çocuk için çalışmalara başlayabiliyorsunuz. Ve eğer diğer klanlarla, diğer krallıklarla ilişkileriniz iyiyse eşinizi aldatıp başkalarından da çocuk yapabiliyorsunuz ama ilişkinizin o kişiyle fazla olması gerekiyor. Yani küçük bir Cengiz Han kaçamaklığı falan. Belki bilmiyorum. Yayında karar veririz. Baktık işimizle aramız iyi gitmiyor. Hani hemen başka birilerine yani kenarda 3-5 tane cariye tutabiliriz yani, haberiniz olsun. Pregnancy Control buna yarıyor. Ve oyuna eklenmesini en çok istediğimiz şeylerden biri. Benim özellikle bu mod sayesinde köylerden, kendi köylerinizden veya başka köylerden toprak alıp topraklara yatırım yapıp gelir sağlayabiliyorsunuz. Ama bunun için köyünüze bakmanız gerekiyor. İşte buraya devamlı köleler eklemeniz gerekiyor. İşte buradaki olayları, upgrade'leri yapmanız gerekiyor. Bunlarla da uğraşacağız. Çok güzel olacak. Uzun vadede çok güzel paralar kazandıracak bize köy geliştirme modu. Zaten buradan modun adını görüyorsunuz. Klanların bu mod şu anda yok. Ben bunu ekler miyim ya da atar mıyım, atabilir miyim bilmiyorum. Kaldırılmış. Bu çok basit bir mod aslında. Bozuk klanların bazı klanların bayrakları sıkıntılıydı. Onları gideriyor. Çok büyük bir mod değil. Önemli bir şey değil. Olmasa da olur. Ateşli oklar ekliyor ama oklar ekstra zarar vermiyor. Sadece görsellik. Çok tatlı duruyor bu arada. Özellikle gece kuşatmaları inanılmaz keyifli oluyor. Tabii ki biraz FPS yiyor ama yapacak bir şey yok efendim. Bu görselliğe değer. Aynı modu yapan kişinin bir sonraki modu. Bu da Torch. Yine karanlık yerlerde bu şekilde. Atmosferi müthiş katkısı var bu arada. Şu fotoğraftan da görebilirsiniz. Sadece meşale tutuyor. Ok tutmayanlar, elinde kalkan olanlar meşale oluyor ellerine kalkan yerine falan filan. Tamamen görselliği ayarlı. Bu da aynı şekilde ki yakında bu da oyuna eklenecek bu arada. Sancaklarınızı taşıyor askerler. Şu şekilde gördüğünüz gibi. Zaten yakında kendisi de kendiliğinden de oyuna eklenecek. Az öncesi tanıttığım köy geliştirme modunun workshop yani dükkanlar için olanı da var. Aynı şekilde dükkanlarınıza yatırım yaparak dükkanların şeyini arttırabiliyorsunuz. Kapas verdiği parayı ama bu da öyle çat diye olan bir şey değil. Bir dükkanı upgrade etmek 5.000 gaymeden başlıyor ki zaten dükkanı 15.000'e falan alıyorsunuz, 13.000'e falan alıyorsunuz. Uğraşırsanız gördüğünüz gibi yani bir dükkandan 800 gayme kazanabiliyorsunuz. Biz de uğraşırız. Bu yüzyılın modu olabilir. Çok büyük bir sorunu gideriyor. Kuşatma kuleleri ve merdivenleri tam kullanıyorlar. Gördüğünüz gibi fazla değinmeyeceğim bu modla ilgili. Slight Rot baltaların bir vuruşta 3-4-5 kişiye falan vurmasını sağlıyor. Ben bunu seviyorum. Ağır silahlarla kullanması keyifli oluyor. Surrender to Weak Skin oyunda olması gereken bir şey. 2000 kişisiniz, 24 kişiyi sıkıştırdınız. Bu 24 kişi sizinle savaşmaya kalkıyor. Oğlum siz hangi manyaklarsınız da? Teslim oluyorlar böyle bir durumda. Kaleler de aynı şekilde. Yiyecekleri bitti. Ve burada zaten örneği var. Yiyecekleri bitince açlıkları ölmemek için teslim oluyor. Arkadaşlar bu tarihte çok görülen bir şey bu arada. Yani bir kuşatmada kuşattığınız şehri, kaleyi aç bırakarak onları teslim olmaya zorlamak çok görülmüş bir şey tarihte. Hatta Cengiz Han biyolojik silahlar bile kullanmış bunların üzerinde. Şehir teslim olsun, kapıları açsın diye. Ölü cesetler falan fırlatmış mancınıklarla. Biliyorsunuz ya yani bunu illa duymuşsunuzdur bunları. Aynı olay burada da geçerli. Bir şehri aç bırakarak, tabii ki bu sürede de sizin aç kalmamınız ve arkadan gank yememeniz gerekiyor bir ordu tarafından. Böylece kalelerle hiç savaşmadan, asker kaybetmeden onları şeye zorlayabiliyorsunuz. Teslim olmaya zorlayabiliyorsunuz. Zaten şu an görüyorsunuz teslim olma şansları çok yüksek diyor. Bu şekilde çok mantıklı bir mod. Tavsiye ediyorum. Bu modda savaştığınızda, haydutlar, çapulcular kestiğinizde ilişkiniz artıyor sağdaki soldaki kişilerle. İşte eşrafla falan ilişkiniz artıyor. Yanında savaştığınız lordlarla ilişkiniz artıyor ve onurunuzu falan da etkiliyor. Onurlu hareketler yaptığınızda.
Yani ilişki arttırma modu diyebiliriz. Çünkü çok saçma oluyor. Adamı orduma çağırmışım. Yanımda savaşıyor ve gitmişiz. 3 tane 4 tane şehir almışız adamla. Adamla ilişkim hala sıfır. Ya oğlum benimle savaşmış adam. O kadar bir şeyler yaşamışız. Bir ilişki artsın değil mi? Mantığıyla yapılmış bir mod. Yine çok sevdiğim bir mod. Benim biraz bu takıntılı, bu olmasa da olur ama hem erkeklerde hem kadınlarda saç modeline göre kapşonlara, şeylere, miğferlere saç ekliyor. Çok stabil çalışıyor bu arada. Benim çok takıntılı olduğum bir şeydir bu. Bir kafalık ince karakterin kel olmasına uyuz olurum. O yüzden erkek kadın hepsinde çalışıyor bu arada. Onu da söyleyeyim. Çok basit bir mod. Bu da. Buraya tıkladığınız zaman altınlarınızı görüyoruz ya. Böyle listeler çıkmak yerine onları kısaltıyor. Mesela burada köyleri tek tek yazmıyor. Onun yerine diyor ki 13 tane köyden şu kadar gelir elde ediyorsunuz. Şu kadar işte vergi alıyorsunuz şu kadar yerden. Şuradan şu kadar alıyorsunuz. İki tane şehrinizden toplam işte vergisi şu kadar falan diye burada kısaltıyor. Hoş oluyor. Çünkü bazen oyunda ilerlediği seviyeler buraya baktığınızda ekrana sığmıyor falan mesela. Onu engelliyor. Çok tatlı minik bir mod. Bu modu hiç açmama gerek yok. Horse Charge zaten. Atların hızına ve kilosuna göre birisine çarptığında vurduğu damage'i ayarlıyor. Güçlü bir, böyle büyük bir atınız varsa biri çarptığınız zaman, mesela koltuklanmış kargıyla aralarına girdiğinizde atınız da büyük güçlüyse savuruyorsunuz ve bayağı bir damage çıkartıyorsunuz. Bu da yine benim çok sevdiğim modlardan biri. Royal Armor, yani bir cephanelik ekliyor oyuna. Mesela gittiniz, işte Kuzeyit zırhı almak istiyorsunuz üzerinize, bir Kuzeyitlisiniz ama Kuzeyit zırhı bulamıyorsunuz. Herhangi bir Kuzeyit şehrine gidip şuraya kaleye girdikten sonra Access to Royal Armory dediğinizde sizleri tamamen Kuzeyitlilerin olduğu ve şehrin nüfusuna, bütçesine göre hazırladığı zırhları sizlere sunuyor. Yine tamamen hepsi kültürle aynı oluyor. O şehrin, o krallığın kültürüyle aynı oluyor. Buraya girmek için de para ödüyorsunuz. Kıyafetler almak için de para ödüyorsunuz. Kendinizin olsa bile. Bu da çok güzel. Yani bedava değil. Karakterinizi giydirmek istediğinizde çok kolaylık sağlıyor sizlere. Karakter reload, bu da çok önemli bir mod. Yani stat dağılımlarını istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz şu şekilde karakterlerin. Çok da tatlı oluyor. Bu şekilde böyle template'lar oluşturup direkt karakteri oluşturabiliyorsunuz, ayarlayabiliyorsunuz. Bu da yine işimize yarayacak modlardan biri olacak seri boyunca. Open Sorcerer Armor yeni zırhlar ekliyor. Güzel, tatlı zırhlar ekliyor. Çok güzel Kuzeyit miğferleri falan var burada. Kuzeyit zırhları var. Bir sürü kültürün var. Bunu da tavsiye ediyorum. Kesinlikle kullanacağız yani. Çok güzel miğferler falan var. Daha çok miğfer ağırlıklı bu arada. Zırhlar da var da daha çok miğfer ağırlıklı. Gerçekten çok tatlı. Bak pelerinler, kepler falan çok güzel eklenmiş. Bunu da kullanıyoruz aktif bir şekilde. Bu bayrak yapıştırma modumuzu hatırlıyorsunuz değil mi? Hani bayrağı CTRL ile V ile yapıştırıyorduk. Oradaki bozulmaları engelliyor. Şurken şu oluyor. Onu da söyleyeyim. Evet. Ben Bannerlord'dan sevmediğim şey, benim kendi açımdan bu. Sizin olmayabilir. Karakter geliştirmesinin çok ağır olması. Sadece karakterinizi belli başlı yerlerde geliştirebiliyorsunuz. Eğer onlara ağırlık verirseniz ve diğer lordlar sizden çok çok üstün oluyor her konuda. Bu mod bunu biraz engelliyor. Karakter geliştirmeye ilgili tek modumuz bu arada. Herhangi bir ekstradan XP alma modumuz falan yok. Onu da söyleyeyim. Buradaki olay şu. Her level aldığınızda şunlardan birer tane veriyor. Olayımız bu. Zaten oyunda o level alma kısmı şuraları arttırmak ve şurayı arttırmak. Böylece burasının çarpanını arttırıp daha hızlı level almak. Ya da skill geliştirmek diyelim. Level almak değil de. İşte şeyinizi geliştirmek. Bunu bir tık hızlandıracak bizim için. İyi olacak. Yani karakter tam böyle olgunluk, orta yaşlarına geldiğinde artık tam bir lord kıvamında olacak. O baktığımız lordlar gibi statları falan olacak. Biraz da böyle oynayalım. Keyifli olsun dedim ki. Bu biraz böyle alışılmışın dışında modlu, hızlı ama keyifli oynamaya yönelik bir seri. O yüzden karakter gelişimini de hızlandırmak istedim. Ki ben bunu bundan sonra hep kullanırım bu arada. Çok hoşuma gidiyor çünkü karakterimi istediğim kadar hızlı. Hızlı geliştirmek değil aslında da. Daha çeşitli geliştirebilmek. Yani zorlanmamak karakter gelişiminde. Onu o hoşuma gidiyor. Bu zaten yapıştırma modu. Bayrak yapıştırma modu. Ki bayrağımı ben kendim yaptım bu arada. Birazdan onu da göstereceğim. Arrowcam modu. Çok basit bir mod. Oku takip edebiliyorsunuz. Şu şekilde. Attıktan sonra vurdu mu vurmadı mı. Çok tatlı güzel sinematik anlar çıkabiliyor.
Settlement Culture Changer, bu da çok sevdiğim bir mod. Burada mesela Sturgia Kalesi'ni aldınız ve siz Kuzeytlisiniz. Bu kale 5 hafta sonra sizin kültürünüze dönüyor. Buradaki köyler artık Kuzeyt askerleri çıkartmaya başlıyor. Bunu da şöyle düşündüm. Hani aldığımız bir yere yerleşmek gibi. Yani bir toprak almışız, oraya kendi insanlarımızı yerleştiriyoruz. Böylece bir kültürü de haritadan siliyoruz. Örneğin işte sallıyorum, Sturgia ile savaşırken bütün topraklarını aldığımızda Sturgia'nın artık Sturgia askerleri olmayacak piyasada. Tamamen bizim askerlerimiz olacak. Sturgia'yı da komple silmiş olacağız bu diyarlardan. Zaten tarihe baktığınızda da böyle olmuyor mu? Yani mesela 100 yıl, 150 yıl sonra o topraklarda aynı medeniyetten sadece kalıntılar görebiliyoruz. Bizim göreceğimiz kalıntılarda kale yapıları falan oluyor işte. Buradan mantık yürüterek böyle bir şey yaptım. Ve yine can alıcı bir mod. Caldera the Expanded. Yeni şehirler, yeni köyler ekliyor. Deniz ulaşımları ekliyor. Biz zaten şu iki şehri alıyoruz buradan, kaleyi. Haritayı büyüttü anlayacağınız. Çok güzel bir mod. Takipçi aramaktan sıkıldınız ve takipçi bulmakta zorlanıyor musunuz? Ya ben Kuzeyt oynayacağım, yanımdaki herkes Kuzeyt'tim olsun diyorsunuz. O zaman bu modu kuruyorsunuz. Bu mod, eğer sallıyorum, bir tane Kaan'ı muhafızınız, bir savaşta 8-9 asker öldürürse ona rütbe verip takipçi olarak yanınıza alabiliyorsunuz. Bakın şu şekilde yanınıza statlarıyla birlikte, bir Kaan muhafızı statlarıyla birlikte geliyor ve takipçiniz oluyor. Savaşlarda yanımıza gelen, yani askerden komutana yükseltiyorsunuz gibi düşünün. İstediğiniz gibi verebiliyorsunuz buradan. İsterseniz işte scout yapıyorsunuz, yani izci, demirci yapabiliyorsunuz, savaşçı yapabiliyorsunuz, daha iyi at sürsün yapabiliyorsunuz falan gibi özellikler. Bunu da kullanacağız efendim. Parti modu, biz daha verimli ve düzgün bir şekilde ayarlamamızı sağlayan küçük bir ekran modu. Better Player Kingdom, bu oyunu 6-4 demek demişti, 6-5 demi hatırlamıyorum. Artık yanınızdaki takipçileri vasala çevirebiliyoruz ya. Takipçiye tıklıyoruz ve sana işte bilmem ne vermek istiyorum, toprak veriyorsunuz. Bu mod onun daha iyi versiyonu. Burada direkt bir kaleye tıklıyorsunuz ve kendisi direkt kalenin kültürüne, medeniyetine ya da şehrin kültürüne ve medeniyetine göre pat diye bir tane vasal çıkartıyor şu şekilde. Bakayım burada göstermiş mi? Aynı modun aynı olayı aslında. Bakın adam bir sürü yapmış. Aynı, yani oyuna gelen eklentinin daha iyi modlu versiyonu aslında. Onu da oyun içerisinde kullan. Yani onu kullanmak yerine biz bunu kullanacağız. Öyle söyleyeyim sizlere. Bunların zaten açıklamaları, detayları canlı yayında olacak. Ben hızlı hızlı modlar üzerinden geçiyorum şimdilik. Garnizon modu, garnizonda asker eğitmenizi, garnizonun asker toplamasını sağlıyor. Bu da yine oyunda var. Ama bu daha gelişmiş bir şekilde yapabiliyorsunuz onu. Ve buradan garnizon ayarlarını tamamen yapabiliyorsunuz. Ben bu ayarların hepsini canlı yayında göstereceğim bu arada. Tekrardan söyleyeyim. Sadece modları dediğim gibi şimdilik tanıtıyorum. Garnizon modu kısaca yani. Bu da yine partinizi kurdunuz. Kardeşimizi kurduk diyelim. Gönderdik ve ona çeşitli emirler verebiliyoruz. Mesela kardeşime diyorum ki abi hiçbir dost müttefikimizin şehrine yardıma gitme, yani korumaya gitme. Hiçbir garnizon asker bırakma diyebiliyoruz. Benim liderlik etmediğim hiçbir orduya katılma. Sadece ben liderlik ediyorsam çağrıma cevap ver diyebiliyorum. Herhangi bir köyü yağmalama, işte kalelere gitme. Hani sadece bir yere devriye gönderip onları şey yapabiliyorsunuz. Çünkü bazen savaş çıkıyor ve bakmışsınız sizin takipçilerinizi almışlar, başka ordular kullanıyor. Halbuki siz onlarla uğraşmışsınız, asker vermişsiniz, sizin ordunuzda olmasını istiyorsunuz. Bu mod onu engelliyor. Atam mod sayesinde takipçilerinizi istediğiniz askerleri de toplatabiliyorsunuz. Sallıyorum, sen sadece Kuzeyt atlı okçu topla diyorsunuz. Onu ayarlıyorsunuz, gönderiyorsunuz. Sadece Kuzeytlilerin atlı okçularını topluyor mesela. Bunu da yine uygulamalı canlı yayında göstereceğim. Onu da tekrardan söyleyeyim. Bu oyunda herhangi bir hata alırsak daha detaylı bir şekilde hata neden kaynaklandığını görebilmemiz için bir mod. Bunu çok fazla alakası olmayacak bizimle. Bunlar da işte artık gereken şu dördü arkadaşlar. Modların çalışması için gereken modlar. Bunlar çalışmıyor. Şu dördü. Bunlara tıklamama gerek yok. Buradan görüyorsunuz zaten. Better Time diye bir modumuz var bir de. Biliyorsunuz oyunda 3 tane hız var. Bu dördüncü ekliyor. Daha doğrusu 2 tane var. Üçüncüyü ekliyor. Pause'yi şey yapmışım ben. Bu da yine demircilik yaparken falan zamanın daha hızlı akması için bize süre kazandıracak dedim ya. Bazı şeylerin yavaş olmasıyla da hızlı olmasını sağlayacağız bu seride diye. Olayımız o şekilde olacak.
Evet, modlarım bitti arkadaşlar. Bu kadar. Diğerleri test ettiğim, ara sıra baktığım modlar. Onları kullanmıyorum. Aktif olan modlar bunlar. Buradan tek tek bakabilirsiniz. Hızlı hızlı sizler de yapabilirsiniz. Sayfalarını da gösterdim. Nexus'tan indiriyorsunuz. Nexus'a abone olmanız gerekiyor. Çok basit bir abonelik sistemi var. Nexus'un oradan çatı çatı sonra All Games'ten Bannerlord'u buluyorsunuz. Şuradan burada bir yerde de çok uzak değil. Evet, 2600 tane dosyası varmış. 6000 tane, 6 milyon karede indirilmiş falan diyor. Buradan update'ten bakabilirsiniz. Mesela bir tane update gelmiş. Bunu yapmam lazım şimdi benim. Buradan bakalım. 1.6.4'e bir şeyler uyarlamış. Change log'una bakalım. Bir şey değişmiş mi? Tamam. Olur. Güncelleriz. Moddan açıklamalar kısmını okuyun arkadaşlar. Eğer an İngilizce çok iyi değilse ki ben de bazen tıkanıyorum. Şuradan sağ tıklayın. Çevir deyin abi. Az çok anlarsınız. Bakın şurada göndermeler var. Bir dakika eski haline çevireyim. Post kısmı var. Post kısmında insanlar tartışma yapıyorlar. Buradan bakabilirsiniz. Hani mesela aldığınız bir sorunu burada da bakın. Mesela sallıyorum. Bu modu kurdunuz oyundan atıyor. Başkasını da atıyor mu diye buralardan bakın. Bak insanlar aldıkları hataları paylaşıyorlar. Şurada bug kısmı var mesela bakın. Fixlenmiş mesela. Şöyle bir bug varmış 1.6.3'te. Crashing on main diyormuş. Mesela adam fixlemiş bunu artık. Hatta belirtmiştir. Beta versiyonunda falan fixlemişimdir falan diyor. Buraları da karıştırın. Benim diyeceklerim bu kadar. Temujin serisi. Bozkır'ın kurduğu Temujin serisi. Cumartesi günü başlıyor. Cumartesi başlıyoruz. Cumartesi pazar oynarız zaten full. Modlu bir şekilde bakalım bir de modlu nasıl oluyormuş. Diplomasi modudur, odur budur. Zaten modları gördünüz. Güzel bir Kuzey serisi bizleri bekliyor. Hani bu modları kullanarak başka seriler de yapabiliriz. Ama bunun için bakalım izlenecek mi, beğenilecek mi onu bir görmemiz gerekiyor. Canlı yayında daha çok açıklayacağım. İlk günü zaten açıklamalarla geçer büyük ihtimal. Ben de seve seve açıklarım sorduğunuz soruları, modları falan. Bu videoyu mutlaka izleyin. Biraz sıkıcı gelebilir video ama en azından seriyi takip edecekseniz bazı soruları sormazsınız ve kafanızda soru kalmaz ve isterseniz modları indirip çat diye siz de başlayabilirsiniz. Evet, o zaman cumartesi günü saat 20.00'da Temujin serimiz başlıyor efendim. Bu arada bayrağı da kendim yaptım. Şöyle de göstereyim. Bir tane ay, bir Yakut atlı okçu ve tepeye de kartal diktim. Zaten bu üçü işte şeylerin, Moğolların olsun, işte Türk şeylerin olsun vazgeçilmez simgeleri. Onları da ekledim. Kendinize bakıyorsunuz. Cumartesi saat 20.00'da görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın. Oh, yoruldum be. Vallahi.